Osman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle 30 Saniyede Rehberlik isimli harika bir seriye başlıyoruz. Abi seni görünce gülesim geliyor ya. Öğrenci arkadaşlarımızdan size gelen birbirinden farklı güzel soruları yönelteceğim ve cevap vermek için sadece 30 saniyeniz olacak. Gönder gelsin bakalım. Ne kadar farklı sorabilirsin ki? Görün hocam, bekleyin, geliyorlar. LGS için kendimi yetersiz hissediyorum ama çevrem panik yapmamam gerektiğini söylüyor. Yani Cemal'cim, çevren doğru olduğunu söylüyor. Panik yapmaman gerekiyor tabii ki. Senin yapman gereken şu anda içinde bulunduğun sınıfta başarılı olmayı sağlamak. Hemen ardından da bir sonraki sınıf için, eğer seneye 8. sınıf olacaksan, şöyle oturacaksın, güzelce bir planlamayla halledeceksin. Abi zaten biz burada rehberlik videolarıyla her hafta sana onlarca şeyi söylüyoruz. Bizi takip et, o iş hallolacak. Kaç saniyem kaldı? 10. Bak say bak. 1, 2, 3 daha var. Daha ne soruyor? Vay be, erkenden bitirdiniz hocam. Yeni soruyu hemen gönderiyorum. Elif Stadi diğeri diyor ki, günümüzü verimli geçirmek için neler yapmamız gerekir? Seviliyorsunuz demiş. Teşekkürler. Elif'in de anladığım kadarıyla bir YouTube kanalı var. Olabilir. Sanki diğeri Stadi falan. Yani öyle bir şey, bir hava aldım. Bir kere planlamayı şart yapmamız lazım. Yani plansız çalışan öğrenciler planlı çalışanlara göre daha başarısız oluyorlar veya daha erken pes ediyorlar. O yüzden önce haftalık benim tavsiyem, ama olmuyorsa günlük takip, planlama mutlaka yapılmalı. Hocam ben haftalık yapıyorum ama mutlaka fen hocası ödev veriyor haftanın ortasında. Yani tamam, o zaman başka hocaların da ödev verme ihtimalini düşünerek programı ona göre yapacağız. Verilen günlük ödevler varsa onları da altına ekleyeceğiz. Bu olay böyle çözülür. Sık sık söylediğiniz bir şey de güne erken başlamak hocam. Onu da yaparlarsa sanki gün çok daha verimli geçer. Mutlaka. Gözde ve Uğur öğretmen, sizce yarınki yeni konuya mı çalışmalıyım yoksa geçmiş konulardan soru mu çözmeliyim? Şimdi bu iyi bir planlamayla olacak. Her ikisini de yapmamız lazım. Yarınki konuya ortalama 20 dakika bakmamız yeterli. Hani maksimum 30 dakika olsun. Geçmiş konuları da turlaya turlaya devam edeceğiz. Örneğin şu anda birinci dönem konularından diyelim ki 5 tane ünite var. Haftanın da 5 gününe bu konuların her birini tekrar edeceğimiz şekilde soru çözümü yapacağız. 20-30 dakikada yarın hazırlanacağız. Bunu yaparsak problem çözülüyor. Süper. 30 saniye bile sürmüyor. Hocamız takır takır gidiyor. Yani biz zaten söylemiştik bu işte. Usta olduğumuzu. Ya tamam reis, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık, sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Keje Kılıç demiş ki, hocam her gün aynı şeyi tekrarlayıp sıkılıyoruz. Sıkılmamak için ne yapmak lazım? Sıkılmamak için hayallerimizi, hedeflerimizi gözümüzün önüne getireceğiz abi. Şimdi bunu yapamayan öğrenciler zaten sıkıldığını çokça belli ediyor. Ne olacak? Örnek veriyorum, ben doktor olmak istiyorum. Açıp doktorlar dizisini izlersen tabii ki motive olmasın. Abi yapman gereken şey bir doktorla sohbet etmek ya da işte bir doktora gerçekten yapabiliyorsan mail atmak, bir doktoru ziyaret etmek. Bununla ilgili dünyada neler bitiyor, neler olmuş, neler bitmiş, bunları gözünün önüne getirirsen o zaman çalışmak için bir sebep bulursun kendinde. Bu veya buna benzer şeyler senin oraya tekrar dönmeni sağlar. Züleyha Ebren, günümüzün ne kadarını hobiye ayırmalıyız? Piyano, gitar vesaire. Bunu haftada kaç gün yaptığına bağlı. Zaten bunu yapıyorsan eğer bununla ilgili de bir yerde eğitim alıyorsundur. En doğru cevabı onlar verir, bu bir. İki, gününün çok büyük bir kısmını bununla geçirirsen diğerlerine, diğer sorumluluklarına vakit ayıramazsın. Yine bu da günlük planlama ile ilgili aslında. Okuldan eve geldin, uyuyacak olacağın süreye kadar kaç saat vakit var ve buraya derslerini, aileni ihmal etmeyecek şekilde ve hobilerine vakit ayırabilecek şekilde ne kadar süre ayırabilirsin? Bunu yaparsan olay çözülür. Adam 9'da eve geliyor, bana diyor ki ben 2 saat piyano çalacağım. Ya tamam çal, problem yok da o zaman ders çalışamazsın yani. Doğru. Harun Stadi, artık LGS için ikinci dönem tüm derslerden kaç soru çözmeliyim? Kaçıncı sınıfsın? 7. sınıf. Tamam. Ama artık LGS kafasına bayağı girmiş Harun. LGS'ye nasıl hazırlanmalıyım diyor da onu da 30 saniyede nasıl anlatacağız? Abi bak şimdi bak, çılgınlar gibi dinlersen 30 saniye neler sığdırıyorum görürsün. Önce minimum 80 soruyu artık bizim çıkmamız lazım. 7. sınıfız, 2. dönem oldu. LGS'ye başlıyoruz. Bu 80 soru civarına oturttuğumuz zaman mesela 4 tane ders seçsen bile 20'şer soru yapar. Ya da 3 tane seçsen bile 30'ar sorudan bunu yakalayabilirsin. Bunu yaptık. Hayatımızın merkezine paragrafı oturttuk. Matematikte 7. sınıf konularında çok iyi olmaya başladık. Ve bunu Haziran'a kadar devam ettirdik. Artık Mayıs sonu itibariyle de 8. sınıfın ilk ünitelerini belki matematik hariç sözellerde atağa kalkacağımız şekilde halledebilirsek 10 numara 5 yıldız iş yapmış oluruz. Zaten biz Tonguç Akademi olarak bunun videolarını çekeceğiz. Hocam Ada demiş ki, LGS'de yazılı ortalamalarımız LGS'yi ne kadar etkiliyor? Yani çok etkiliyor. Yazılı konuları zaten LGS'de sorumlu olduğumuz konulardan oluşuyor. Bu yüzden sizler 7. ve 6. sınıftaki gibi yazılılara böyle ekstra çalışayım gibi bir durum zaten olmuyor. LGS'ye hazırlandığınız için oraya da hazırlanmış oluyorsunuz. Ufak bir tekrarla yazılılardan çok yüksek not almanız mümkün. O yüzden orası sizi çok düşündürmesin. OBP tarafı? OBP de önemli. Yazılılardan ne kadar yüksek alırsak OBP o kadar yükseliyor. Bu da bizim nitelikli bir liseye yerleşemezsek adrese dayalı tercihlerimizde çok büyük avantaj sağlayacak. Önemli. Peki hocam. Matematiği yükseltmeye çalışırken diğer derslerim düşüyor çok iyi olmasına rağmen. Hı-hı. Ne yapmalıyım?
plansız çalışıyorsun muhtemelen. Hemen bir plan oluşturmamız gerekiyor. Abi bu da ne soru, ben hep aynı şeyi söylüyormuş. Hocam hep bir aynı adam... şeyi söylüyorsunuz. Konu kaldık sizi. Sürekli yani, aynı şeyler dönüyor yani. Katılıyorum. Evet, başka bir referlikçi gelsin lütfen. Abi şöyle, her gün matematik çalışırsan bu iş olmaz. Ben mesela bazı öğrencilerle tanışıyorum. Adam 3 hafta sosyalin yüzüne bile bakmamış. Hı hı. Benim sosyal netlerim niye düşüyor diyor. Ya da matematikte sadece son üniteden soru çözmüş mesela. 4 tane soru bankası, 5 tane soru bankası hep 3. ünite, 4. ünite bitmiş. 1. 2. ünite hala duruyor. İşte bunların hepsi planlama eksiği. Diyorum ya, bir haftalık program hazırlıyorsanız bütün konuları böyle turlayacak şekilde program hazırlıyorsunuz. Bunlara uyduğunuz takdirde bu soruların hiçbirisi probleme dönüşmez. Peki hocam, sorularımız bitti. Hızlı mı oldu? Hızlı oldu. Hızlı videolar iyidir hocam. Kısa video her zaman daha hap bilgiler, daha güzel bilgiler içerir diye. Biz de hızlı olduğumuz için problem yok. Evet hocam, çok hızlıydık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar ne yapsınlar? Yorum yazsınlar mı? Şimdi bu ilk seri 500 yorumun üzerine ikinci video gelir mi abi? İkinci video gelir. Hem de daha fazla soruyla gelir. Hem de cezalı gelir bence. O zaman çılgın soruları da bekliyoruz. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.